İkinci konumuz manyetik etkiler. Şimdi burada dikkat ederseniz akımın manyetik etkileri yani akım çevresinde bir manyetik alan oluşacağını göreceğiz. Ve burada bu deneyi yaparken bir mıknatıs kullanıyoruz ve bir üretici anahtarı bağlıyoruz ve burada dikkat ederseniz mıknatısı biz telin üzerine koyuyoruz ve ben anahtarı kapattığımda mıknatısın saptığını göreceğiz. Şimdi ikinci slaytımızda bunu tam olarak görmekteyiz. Akım nereden nereye doğruydu? Artıdan eksiye doğruydu. O zaman burada dikkat ederseniz ne oldu bizim için? Sapma gerçekleşti. O zaman biz ne diyoruz? Telin oluşturduğu manyetik alan etkisiyle pusula iğnesi sapar. Ve burada manyetik etki manyetik etkiler. Akım taşıyan düz telin manyetik alanı. Düz bir tel akım geçirilip manyetik alana demir tozları serpildiğinde manyetik alan çizgileri ortaya çıkar. Ve burada sağ el kuralı ile manyetik alanı buluruz arkadaşlar. Manyetik alan burada akım ile doğru. Dikkat ederseniz altını çizmişiz. Akım ile doğru. Aradaki uzaklıkla ters orantılı. Akımın şiddeti iletken tele dik uzaklık ve ortama bağlı olduğunu göreceğiz. Burada da arkadaşa manyetik etkilere baktığımızda burada sağ el kuralında baş parmağımız akım yönü, dört parmağımız manyetik alan yönü. Biz tele avucumuzun içerisinde sardığımızda dikkat ederseniz tel etrafında bir manyetik alan oluşmakta. Burada da dikkat ederseniz yine baş parmağım manyetik alan yönü, dört parmağım sayfa düzlemin dışına doğru. Bu benim için dış, burası benim için iç görünümü elde edeceğiz. Ve formülümüze geldiğimizde manyetik alan şiddeti B ile gösterilir. B eşittir. K çarpı 2 i bölü d formülünü elde ederiz. Burada k bizim için sabit. 10 üzeri eksi 7 olarak verilecektir. Bunları öğrenmemize gerek yok. Sorunun al kısmında size verilecektir. Örneğe baktığımızda x ve y noktaları boyunca yerleştirilen sonsuz uzunluktaki iletken tellerden şekilde verilen yönlerde 2i, 4 2i ve 4i şiddetinde akım geçmektedir. Buna göre x y düzlemlerinde kondansatörlerin 2'ye 1. Burası X ekseni burası, y ekseni yani benim için burası 2, burası benim için ne olacaktır? 1 olacaktır. O zaman burada iç ve dışa baktığımızda, baş parmağımı ben ne yapacağım? Akım yönüne koyduğumda, dört parmağım burada iç kısmı oluşturur, yani iç. Burada baş parmağımı akım yönüne koyduğumda, dört parmağım ne olacaktır? Burada bana yönü verecektir, burası da bana dış verecektir. Eğer bir tane iç, bir tane dış varsa bunlar farkını bularak B'yi elde ederim. O zaman B iç için eşit olmalıdır. 2 tane 10 üzeri eksi 7 çarpı akımım 4 bölü aradaki uzaklık 2. Pardon aradaki uzaklık 1. O zaman burası 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. B dış için 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı akımın burada arkadaşlar 2 bölü. Aradaki uzaklık dikkat ederseniz 1. Ve buradan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 elde ederiz. Burada tabi ki e, sayfamızı bir daha başa almak istiyoruz. Çünkü burada bir yanlışlık yapıldı. Yani şuradaki yanlışlığımız arkadaşlar burası değil. Sadece şurayı silersem daha net olarak göreceğiz. Şurayı sildiğimizde tekrardan B içe doğru dikkat ederseniz için formülünde 2 tane çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı akımım 4 bölü aradaki uzaklık az önce yanlış aldık burası 2 olacak. O zaman burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. B dış için eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 bölü 1. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 yapar. O zaman bunların farkını aldığımızda arkadaşlar B iç eksi B dış. O zaman burası benim için ne yapacaktır? 0 elde edeceğiz. 30. sorumuza geldiğimizde bize istenene bakalım. Sayfa düzleminde birbirine paralel sonsuz uzunluktaki iletken x tellerinde aynı yönde 2 i ve i akımı geçmektedir. K, M, P noktalarında sırasıyla BK, BM, Manyetik alanları oluşur. K, L eşittir L, M, O da eşittir M, N, O da eşittir N, P olduğuna göre BK, BL, B, B, B Den hangi? Hangilerinin yönü sayfa düzeninin okuyucuya doğrudur. Yani okuyucuya doğru demesi dış elde etmemizi istiyor. Yine başparmağım akım yönü ise, o zaman burası dış, burası iç mi olacak? Yine burası dış, burası iç olacak. Şimdi K noktasına baktığımızda burası dış, burası da benim için dışsa, o zaman BK nasıl işlem yaparsam yapayım benim için ne olacaktır arkadaşlar? dış olacaktır kesinlikle. Şeye geldiğimizde M noktasına bir tane iç, bir tane iç, bir tane dış varsa o zaman bir iç bir dış. Burada kime bakıyorum? Aradaki uzaklıklar eşit ise akım şiddetlerine bakıyorum. İçin akım şiddeti dışın akım şiddetinde daha büyük olduğunda BM ne olacaktır arkadaşlar? İç olacaktır. P'ye geldiğimizde burada bir iç, Burada da bir iç, o zaman toplamda B P için ne olacaktır arkadaşlar? İç olacaktır. O zaman burası iç, burası iç. O zaman cevabımız ne olacaktır? Yalnızca K olacaktır. Yani cevap Adana olur. 31. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar burada dikkat ederseniz bizim akımımızın dışarı doğru olduğunu söylemekte. O zaman akım dışarı ise ve telimiz var. Akım dışarıda ise o zaman burada 90 derecelik bir açı oluşacak. Şimdi sorumuzu okurken sonsuz uzunluktaki x'y iletken tellerinde x sayfa düzlemine dik, y de sayfa düzlemine paralel. X'ten 3 y'den de 2 i büyüklüğünde elektrik akımı geçiyor. X'ten geçen akımın şekildeki P noktasında oluşturduğu manyetik büyüklüğü B olduğuna göre. Aynı noktadaki bileşke manyetik alan nedir? X'deki X'ten geçen akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alan B. O zaman BX için eşittir. 2 tane K I bölü R formülünde 2 çarpı 2 çarpı K çarpı 3 tane I bölü aradaki uzaklık 2'de. Şunlar giderse bu kime eşittir? B'ye. O zaman B eşittir. 3 tane k i bölü d. O zaman k i bölü d kime eşit arkadaşlar? B bölü 3'e eşit. O zaman burada yerine yazarsak diğerini. B i için 2 tane k çarpı 2 i bölü d. O zaman burada benim için 4 tane k i bölü d mi olacak? O zaman B, k i bölü d kime eşitti? B bölü 3'e. O zaman 4 tane b bölü 3. Burada arkadaşlar x'in yaptığı yukarı yönde y'nin yaptığı ise içe doğru olduğunda yani şu şekilde o zaman arada açı burası bx burası by. O zaman burası da b bileşken olacak. O zaman b eşittir. bx'in karesi artı by'nin karesinin karekökü. Değerleri yerine yazıp Sonuca ulaşmak istersek sonucumuz burada Edirne çıkar. Pardon özür diliyoruz arkadaşlar Edirne değil sonuç itibariyle Bursa çıkacaktır. Akımın manyetik etkilerine baktığımızda buradaki 32. sorusuna yukarıdaki birimlerden hangileri manyetik alanın birimi yerine kullanılabilir? Manyetik alan birimi yerine. Burada baktığımızda Weber bölü metrekare. Tesla bize neyi verecektir? İkisi manyetik alanı verecektir. Newton bölü amper kare bize vermeyecektir arkadaşlar. O zaman cevabımız denizli olur akım taşıyan halka telin çevresindeki manyetik alan. Halka tel aynı Aynen düz tel gibi üzerinde geçen akımın etkisiyle etrafında bir manyetik alan meydana getirir. Çemberlerin merkezinde oluşan manyetik alan şiddeti B eşittir. 2 tane K, I, P bölü R. Bilindiği gibi burada P çemberlerde her zaman için kullanılan bir sabitimizdir. Biz P'yi her zaman için 3 alıyoruz. Eğer çemberimiz tam değil ise o zaman burada yapacağımız işlem çarpım durumunda alfa bölü 360. Örneğin buradaki açımız alfa 120 derece olsun. O zaman 2 tane k i P bölü r çarpı 120 bölü 360. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 3 yapmış olur. Sonucumuza bu şekilde ne yaparız? Devam ederiz. Ve burada manyetik alan yönü yine sağ el kuralı ile bulunur. Dört parmağımız akım yönü, baş parmağımız manyetik alan yönü olacaktır. Bu dört parmağımızın akım yönü olmasının nedeni halkayı daha iyi şekilde kavramamızdır. Bakın formülde bir de N formülü gelmekte. Bazı sorularda bize halka üzerinde sarım sayısı verilir ve işleme alırız. 33. örneğimize baktığımızda aynı düzlemde o eş merkezde 3 telden şekildeki yönlerde sırasıyla i, 2i, 3i şiddetinde akımlar geçmektedir. En küçük çemberdeki i akımının o noktasında tek başına oluşturduğu manyetik alan B ise yani kısaca bana bunu B diyor. O zaman B eşittir. 2 tane K I pi bölü R. O zaman burada K I pi bölü R kime eşit olacak? B bölü 2'ye eşit olmuş olacak. Buraya baktığımızda nereye doğru? Burası içe doğru. Burası dış. Burası da benim için dış olacak. Az önce söylediğimiz gibi eğer bir tane dış, bir tane iç varsa bunun farkını almamız gerekir. O zaman tek tek bulursak B ikinci halka için 2 tane K, 2 tane İ, P bölü aradaki uzaklık 2R olur. İkiler giderse o zaman buradan da ne çıkacaktır arkadaşlar? B çıkacaktır. B3 yani en dıştaki için 2 tane K, 3 tane I çarpı P bölü aradaki uzaklık 3 R. Bunlar da gitti. O zaman buradan da benim elime ne geçecektir? B geçmiş olacaktır. O zaman bunların sonucuna bakacak olursak B eksi B eksi B. -B. O zaman sonuç ne çıkacak? Eksi B. Yani cevabım Bursa çıkmış olur. 34. sorumuzda aynı düzemde o eş merkezli iki iletken şekildeki yönlerde sırasıyla 4 i ve 2 i şiddetinde akımlar geçmektedir. R yarı çaplı çemberin akımının o noktasında oluşturduğu manyetik alan vektörü B olduğuna göre yani kısaca bana bu içteki çemberin oluşturduğu yani 2i akımının B olduğu söyleniyor. O zaman B eşittir. 2 tane K 2i pi bölü R. O zaman 4 tane K i pi bölü R. Bana neyi verecek arkadaşlar? B'yi. O zaman K i pi bölü R kime eşit oldu? B bölü 4'e eşit olmuş oldu aynı noktada oluşan bileşke manyetik alan vektörü nedir? Şimdi dıştakine dikkat ederseniz çemberin dörtte birine eşit. O zaman B2 için yani buraya ben B1 dedim buraya B2. B2 eşittir. Burada iki tane K çarpı I 4 I pi bölü aradaki uzaklık 3 R çarpı bize neyi verecek? 1 bölü 4'ü verecek. Nereden arkadaşlar? 90 bölü 360'da. Oranlarsam 1 bölü 4 yapar. O zaman şunlar giderse burada 2 bölü 3 KİP bölü R Burası benim için ne verecekti arkadaşlar? B bölü 4'ü verecekti. O zaman burada ne çıkacak? B bölü 6 sonucuna ulaşmış olacağız. Ve bunun sonucunda arkadaşlar B eksi B bölü 6. Buradan da ne çıkacak? 5 tane B bölü 6 sonucuna ulaşırız. Ve burada da cevabımız ne olur arkadaşlar? Denizli elde etmiş oluruz. 35. sorumuza geldiğimizde buradaki işlemimizi arkadaşlar X'e düzleme paralel yarım halka ile yZ düzlemine paralel çeyrek halka biçimindeki iletkenlerden şekildeki yönlerde i ve iki i akımlar geçmektedir. I akımın halkaların merkezi olan o noktasında oluşturduğu manyetik alan B olduğuna göre aynı noktada oluşan manyetik alan kaç B'dir? Formülü bildiğimiz gibi B eşittir. Alfa bölü 360 parantez içinde iki tane K i P bölü R'ydi. O zaman birincisi için yazarsam birincisi B1 için eşittir. 1 bölü 2 yani 180 bölü 360 çarpı K çarpı 2 pi İ bölü aradaki uzaklık r. Biz buna B dersek B2 için eşittir. 1 bölü 4 dikkat ederseniz 90 derecelik bir açımız var. K çarpı 2 pi bölü. Kaç i'miz var burada? 2 tane i'miz bölü aradaki uzaklık r. Buradan da baktığımızda bunun sonucunda da ne elde ederiz? B elde ederiz. Ve bunlar bu iki manyetik alan birbirine B1, B2 birbirine dik sağ el kuralında. O zaman dikse burada B'ye geldiğimizde B eşittir B kök 2 formülünü sonucunu elde ederiz formül sonucunda. O zaman diğer sayfamıza geldiğimizde selenoid yani akım makarası. Akım makarasında arkadaşlar burada da görüldüğü gibi bir üretece bir telimizi bağlıyoruz ve telimizi selenoidin üzerine sarıyoruz. Ve bu sayede ne oluşacaktır arkadaşlar? Akım oluşacaktır. Yine burada sağ el kuralıyla manyetik alan yönünü buluruz. Dört parmağımız akım yönü, baş parmağımız manyetik alan yönü. Yani B'nin yönü olacaktır. Buradaki formülümüz ise x sıradan 2 gelecek ve n işin içine girecek. O zaman b eşittir 4 tane pi k n i bölü l sonucuna ulaşırız. Akım manyetik etkileri selenodun meydana getirdiği manyetik alanın yönü sağ el kuralıyla az önce söyledik. 4 parmak akım yönü gösterecek. Avuç içine alınıp baş parmak manyetik alan yönünü gösterecektir. Burada da dikkat ederseniz manyetik alan en kutuptan çıkar es kutbuna girer. Mıknatıslarda da bunları bir size kısaca anlatmıştık arkadaşlar. Sarım sayıları eşit yani N1 eşittir N2 formülümüz var. O zaman burada Kali bobinlerin sırasıyla 2i, i şiddetinde akımlar belirtilen yönlerde geçmek. Buna göre kalle bobinlerin içlerindeki manyetik alanların şiddetleri ve yönleri için ne söylenebilir? Formülümüzü kısaca hatırlayalım. B eşittir. 4 tane K I P bölü L çarpı N. O zaman birincisi için yazalım. BK için eşit olmalıdır. 4 tane K sabitimiz var. Akımım 2i çarpı pi sabiti bölü l çarpı sarımı n dedik. BL için eşittir 4 tane k çarpı akımım i çarpı pi sabitlerim bölü aradaki uzaklık ikili çarpı n. Buraya baktığımızda burası benim için 8'i verirken burası benim için neyi verecektir arkadaşlar? 2'yi verecektir. O zaman burada ne olacaktır? BK 4 tane BL'ye eşittir. Yani o zaman BK BL'den nedir? Daha büyüktür. Burası bura ve burası elenmiş oluyor. Yani cevabın Denizli veya Edirne olur. Şimdi sarıma geldiğimizde dört parmağımız akım yönü olacağı için o zaman şöyle sardığımda baş parmağım bu yönde N, burası S olacak. Yani manetik alan bu yönde. Buraya geldiğimde şu şekilde olacağı için o zaman burası baş parmağım bu yöne gelecek burası N ve manetik alan yönü bu yönde. O zaman manetik alanlar farklı yönde olacağından cevabımız Edirne olur. 30. 37. sorumuza geldiğimizde şekildeki 50 sarımlı selenoid 2 amperlik akım geçiyor. Buna göre selenoidin içinde oluşan manyetik alanın yönü ve şiddeti. Şimdi 4 parmağımız akım yönü ise o zaman şu şekilde olacak. O zaman bu şekilde olursa manyetik alan yönü nereye doğru arkadaşlar? Eksi x yönüne. O zaman şurayı işaretlersem Adana ve Denizli elenmiş olur. Formülümüz B eşittir 4 tane K i P bölü L çarpı N. Yerine yazarsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı akımın burada 2 amper çarpı 3 aradaki uzaklık 48 çarpı 10 üzeri eksi 2 neye çevirdik metreye sarım sayımız 50 bunun sonucunda çarpı böldüğümüzde 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 Çarpı Newton bölü amper metre. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar bunun sonucunda? Denizli'yi elde ederiz.